Herkes şokta. Evinde ölü bulundu. Sosyal medya fenomeni Cem Korkmaz intihar mı etti? Cem Korkmaz'la YouTube'la haşır neşir olan, ki hemen hepimiz YouTube'a giriyoruz. Oradan yani bilgi almak istediğimizde de YouTube'a giriyoruz. Ki Cem Korkmaz'a bilgi almak isteyenler genelde başvuruyordu. Onun sayfasına giriyordu. Çünkü çok sıra dışı videolar hazırlıyordu. Özel ve güzel videolar hazırlıyordu. 30 yaşındaki kardeşimiz Cem Korkmaz. Cem Korkmaz'la ilgili haberi duyanlar dün akşam saatlerinde, görenler kulaklarına da gözlerine de inanamadılar. Nasıl olur da böyle hayat dolu bir adam, nasıl olur da ölürdü, nasıl olur da intihar ederdi, hayatına son verirdi. Çünkü haberler intihar etti diye yansıdı. Evinde ölü bulundu ifadesi aslında daha doğru. Biz de sıcağı sıcağına hazırladığımızda göreceksiniz. O kutu haberleri göreceksiniz. Orada intihar etti diye yazdık ama yine de temkinli olmakta fayda var. Değerli izleyenler, evinde ölü bulundu. Bu sosyal medya fenomeni Cem Korkmaz ve milyonlarca takipçisi olan bir isim Cem Korkmaz. Şimdi Cem'le alakalı bütün detayları ekrana getireceğiz değerli izleyenler. Evet, ilk bandımız Kadir. İlk bandımız şimdi. O intihar iddiaları, başka iddialar da var. Böyle iğrenç iddialar da ortaya atıldı. O iğrenç iddiaların ne olduğunu şu anda hani söylemeye bile dilimiz varmıyor. Olay bu kadar sıcakken o iddialar üzerine sosyal medyada onunla birlikte vakti zamanında çalışmış, onu yakından tanıyan arkadaşları evinin önündeydi ve oradan canlı yayın yaptılar. Önce sıcağı sıcağına tabii tepkiliydiler. O görüntüyü ekrana taşıyalım ve annesinin tabii o şokla ağlama görüntüleri de var bu bantta. İzleyelim, arkasından devam edeceğiz. Gelsin Kadir. Arkadaşlar, haber doğru. Cem Korkmaz evinde ölü bulundu. İnternette çok geri zekalıca haberler yapanlar var. Ben evindeydim. Şimdi karakol ailesiyle beraberiz. Her yapılan habere inanmayın. Bunu bu kadar rahatlıkla paylaşmayacaktım ama internette bir haber gördüm. Birazdan paylaşacağım buraya. Öylesine çirkin, öylesine pislik bir medya ben hayatımda görmedim. Ayıptır, yazıktır. Samimi olmamdan kaynaklı genelde beni arayanlar oluyor. Telefona yetişemiyorum, mesajlara yetişemiyorum. Kusura bakmayın, ailesiyle beraber buradayız. Ailesinin durumu çok kötü. Bu snaplerin sonunda paylaşacağım yapılan gerizekalı haberleri, tepki göster. Yumuş bir adamın arkasından böyle bir haber yapmak için ne kadar aç olmak, ne kadar şerefsiz olmak lazım ya. Çok yazık. Çok yazık. Çıkan haberleri okudunuz. Sinirden diyecek bir şey bulamıyorum. Çok yazık. Yani ailenin tek çocuğu, anne baba perişan. Buradan da siyaset yürütmeyin ne olur. Lütfen. Ya bir de gerizekalılık, şu ailenin tek evladı bu. Böyle bir haberi yani yapmak için ne kadar cani, ne kadar şerefsiz olmak lazım ya, aklım almıyor ya. Aklım almıyor ya. Türkiye gerçekten bu boyutta mı hala? Sosyal medyada gördüğünüz hiçbir habere itibar etmeyin arkadaşlar. Konu çok basit. Cem Korkmaz evinde ölü bulundu. Şu an otopsi sürecinde. Ailesi de burada. Perişan durumda. Ailenin tek çocuğu. Anne çok kötü durumda. Biz gözlerimize şahitiz. Özelden çok soru soran var. Detay isteyen var. Arkadaşlar, detaylı bir açıklama ben de yapamam. Otopsi sürecinde. Konu intihar gibi gözüküyor. Yani biz de öyle gördük. Polisten çıkacak haberi bekliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu konuyla ilgili son söyleyeceğim şu arkadaşlar. Cem Korkmaz'ın ölüm anı videoları Insta Story'imde diye reklam yapan bazı tipler çıkmış piyasaya. Bununla ilgili de mesajlar geliyor. Öyle bir şey yok. Yalnızmış. Bilen duyan yok. Şimdi Mayıs ayında bir canlı yayın yapmıştı Cem Korkmaz. Yanında babası Muhittin Korkmaz da vardı. Memleketlerine, Bursa'ya doğru yola çıkıyorlardı. Şimdi bu videoları özellikle ekrana taşıyoruz ki yakın zamanda çekilmiş videolar bunlar. Bu genç arkadaşımız neden intihar etmiş olabilir? Hiç öyle bir havada yok çünkü. Gelsin son paylaşımı, son video paylaşımı ekrana geliyor şimdi Cem Korkmaz'ın. Ana yayındayız.
3 kişiyi de izleyicimiz mi var? Yok, şu an hiç izleyicim yok. Bekliyorum. Bekliyorum, şöyle birileri gelsin. Evet, hoş geldin. İlk beğeni. Arkadaşlar, Bursa'dayım. Yanımda da Muhittin Aga var, Muhittin Baba. Bursa'ya niye geldim arkadaşlar? Hem tabii ki annem babamı görmeye, hem de yarın Bursa'da bir bilim şenliği var. TÜYAP'ta. Bilenler varsa Bursa'yı biliyorlardır. Bu timin yanında TÜYAP fuarında Bursa Bilim Şenliği var. Oranın konuğuyum. Yarın saat 15.00'da orada bir söyleşiye katılacağım. Hem de beni çok mutlu eden bir başka konuk daha var. Geçmişten günümüze konseptimiz. Geçmişten günümüze fenomenler adında bir konseptimiz var. Evet, hayat dolu bir genç kardeşimiz söz konusu karşımızda. Bu videoları demin de söyledim, yayınlama nedenimiz o. Yani hiç de hayattan kopmak üzere olan biri, öyle bir profil ile karşı karşıya değiliz. Bu, dolayısıyla intihar mı etti, öldürüldü mü sorusu burada anlam kazanıyor. Ve bütün bu soruşturma sürüyor. Soruşturmanın akabinde zaten belli olacak değerli izleyenler. Evinde ölü bulundu. 10 kedisiyle yaşadığı evinde ölü bulundu Cem Korkmaz değerli izleyenler. Kedilere olan bağlılığını, sevgisini birazdan ekranlara getireceğiz. Şimdi bakın, onun hazırladığı esprili videolardan biri daha ekrana gelecek. Halen sosyal medyadaki milyonlarca kullanıcı, milyonlarca takipçisi şokta Cem Korkmaz'ın. Şimdi o esprili videolarından birini yayınlıyoruz. Gelsin Kadir. Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Bugün size arkadaşlarınızla girebileceğiniz müthiş bir iddia göstereceğim arkadaşlar. Bu iddiayı, bu oyunu Melih kesinlikle bilmiyor. Melih bana yardımcı olacak. Hoş geldin Melih. Hoş bulduk. Görüyor musun şuradan bir gördüklerinden bir şey çıkarıyor musun? Burada 4 bardak. Var, 4 bardak var. Bende bir tane pet şişe kapağı var. İçinde su var. Sen 4 bardak bilmiyorum. Hadi. Evet. Yani. Şimdi iddiamız şu arkadaşlar, görüyorsunuz benim önümde 4 adet dolu bayağı da büyük su bardağı var. Melih'in de önünde bir pet şişe kapağı var. O da su dolu, siz görmüyorsunuz çünkü çok az su var onun içinde. Çok gerek duymadım. Teşekkür ederim. İddia şu Melih'ciğim. Ben bu 4 bardak, yani pardon, sen o kapaktaki suyu içene kadar, 2 damla suyu içene kadar ben bu 4 bardaktaki suyu içerim. Ya bu muydu iddia abi? Saçmalama, içemezsin tabii ki. Bu tabii abi, daha ne istiyorsun? İçerim ben. Sen rahat ol. Tamam, nesine girelim abi? Ya bir şeyine... Tamam, bir neyine şey... girelim? Sen seç, benim için hiç fark etmez. Ben bunu içeceğim, sen 4 tanesini çeksin. Evet, ben 4 tanesini içeceğim. Benim için hiç fark etmez ya, ben kaybedersem de alacağım. Akşam yemeğine girelim istiyorsan. Akşam yemeğine, tamam, ben tamam. Buna kabulüm. O zaman benim bir iki kuralım var yalnız. Benim değil, bu iddianın, bu oyunun iki tane kuralı var. O zaman yaklaşık iddiaya daha girmek. Sen bir söyle, ona göre gireceğim herhalde. Tamam. Öncelikle birinci kural şu. Ben senin kapağına, sen benim bardaklarıma kesinlikle dokunamıyorsun. Tamam, ben bunlara dokunmayacağım, sen bana dokunacaksın. Evet, ben de onlara dokunacağım. Tamam, eyvallah. İkinci olarak da ben senden şöyle bir şey rica ediyorum. Biraz da susadım. Bir bardak bana avans verir misin yani? Ben bunu masaya koyduğumda başlayalım. Diğer 3 bardağı öyle. Aynı anda 3 bardaktan devam edelim. Ya tamam, o avans da senin olsun. Tamam, İddiaya teşekkür ediyorum. Tamam, ben bu şartlarla iddiaya gidiyorum. Akşam yemeğine gidiyoruz. Tamam abi, yani tamam abi, fark etmez. Nasıl kendine güveniyorsun anlamıyorum. Biliyorum yani. Benim için hiç fark etmez. Arkadaşlar müsaadenizle bir su içeceğim, biraz susadım. Oh, dünya varmış. Evet arkadaşlar. Bu ne ya? Adilik oğlum yaptı. Adilik değil, iddia bu. Bardağıma dokunamıyorsun. Bardağına dokunmuyorum, kapağına dokunmuyorum. Abi bu ne ya? Ben sözümü verdim. Hiç o zaman. Tuttum. Niye? Kullanıcılar onu zaten çok yakından tanıyor ama şimdi o fragmanı ekrana getirelim. Recep İvedik 4 filminden. Bakın Cem Korkmaz'ı daha net hatırlayacaksınız. Gelsin Kadir. Adayı başına yıkmayan burada Recep Tayland, Tayland benden belada kurtul. La şuna azıcık el attı, la gitmiyor. Lan yürüyün gidelim lan. Lan gidemiyorum, gel şuraya azıcık, gidemiyorum. Sabah akşam seni bilmiyorum. Hep Sivas spor, hep Sivas. Yalnız balayı burada vallahi, yalnız balayı yapıyor. Lan kimsin sen? Sen misin lan? Sen bu daha. Tropikada da beni cinnete getireceksin lan. Size balık da getirdik. Dış derisinin kabuğunu sakın atmayın. Vücudunuza sıvayın. Evet değerli izleyenler, ben üzerine konuşuyorum. Bu Recep İvedik 4'ün fragmanı ve Recep İvedik 4'ün fragmanında Cem Korkmaz'ı işte bakın o
Topla. Sarı al arkadaşlar.